ilçe arkadaşlarımıza, basın mensubu arkadaşlarımıza, ilçemize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bir iftar programı düzenledik. Ona katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum ve bu vesileyle ülkemizdeki Ramazan bayramımız da yaklaşıyor. Ramazanımızın hayırlı olmasını, ülkemize birlik barış getirmesini temenni ediyorum. Bugün değerli basın mensupları, sizleri ilçemizde misafir etmemizin birinci ve ana nedeni şöyle açıklayalım. Artvin ili Ardanuş ilçesi sınırları içerisinde Pontit Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan ruhsat nolu Salınbaş Altın Madeni açık ocak işletmesi, kapasite artışı, zenginleştirme tesisi, atık depolama tesisi projeleriyle ilgili çevresel etki değerlendirme raporu 13 Nisan'da halkı bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Bu Ardanuş'un Gümüşhane Köyü ve Avcılar Köyü'nde ve yine Artvin il merkezine bağlı Okumuşlar ve Köseler Köyü olmak üzere 4 köyümüzü kapsayan ve bence Cerat Tepe'den çok daha büyük, çok daha tehlikeli, çevresel sorunlara yol açabilecek büyüklükte, 850 futbol sahası büyüklüğünde diyorlar ve bu müracaatta şu da var: bundan sonra sondaj yapılarak sahanın genişletileceğini de belirtiyorlar. Yani ileride bunun daha büyük alanları da kapsayacağını biliyoruz. Ben Ardanuş Belediye Başkanı olarak 11 Nisan 2023'te tarihin bize sorumluluk yüklediğini düşünüyorum. Çernobil'de de insanlara bir şey olmaz dediler, çay içtiler. Ama şu an tüm bilim dünyası kabul ediyor ki Çernobil Karadeniz'de kanser vakalarını patlattı. Şimdi de Gümüşhane Köyü'nde bu maden vasıtasıyla çıkacak olan, özellikle kullanılacak olan siyanürle beraber müthiş bir çevre kirliliği, müthiş bir çevreye zarar, insanların ve doğanın ölümüne sebep olacak. Bu aşikar. Biz de bugün bir yerel yönetici olarak tarihin bize verdiği sorumluluğu, Ardanuş halkını uyarıyoruz ve ben özetle şunu söylüyorum. Ey Ardanuş halkı, bu her ilçenin başından talihsiz zamanlar gelmiş geçmiştir. Bugüne kadar yaşayabileceği en büyük felakettir. Yani bugüne kadar yaşayabileceği en büyük felakettir. Bunun gerçekleşmiş olması en büyük felaket olacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle hem yöneticilerimizi, devlet yöneticilerimizi, hem halkımızı, vatandaşımızı uyarıyorum ve Ardanuş halkına adına da bunu asla kabul etmediğimizi, asla benimsemeyeceğimizi, bu yatırımın yatırım değil, ilçemizin ve köylerimizin ölümü olacağını altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdilik bugün aldığımız habere göre 13 Nisan'da yapılacak bu halkı bilgilendirme toplantısı daha çok seçim kaygısından dolayı, oy kaygısından dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini düşünüyorum. Ve ben bir yerel yönetici olarak şunun altını çok çiziyorum. Biz istihdamdan dayanayız. Bize en çok işsizlik için bize müracaat ediliyor. Ama ben şöyle söylüyorum. Diyorum ki elbette ki milli varlığın milli ekonomiye katılması iyi bir şey. Buna hiç kimse itiraz edemez. İstihdam alanları da yaratılır. Ama şunu söyleyeyim, 2002'de bu iktidar partisi hükümete geldiğinde Ardanuş'ta 1100 çalışan vardı. Şimdi 500'lerde, 600'lerde, orada 400 kişi istihdam edilecek. 20 yılda 500-600 görevliyi göndermişiz zaten. Yani Ardanuş'a kaybettiğini bile yerine alamıyoruz. O zaman mevcutlar, hazır istihdam alanı var. Niye kapattık ki? O mevcut yerleri, fabrikaları kapatıyoruz, sağlık ocaklarını kapattık, okulları kapattık, adliyeyi kapattık. Şimdi dağın başında zehire karşılık bence maden hazırlık yapmışlar yani. Hazırlığı var deniyor. Bu birincisi. Bir de şunu söylüyorum. Şu an tüm dünya kabul ediyor ki siyanür dışında altını ayrıştırmak çok zor. Bu da doğaya çok zararlı. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki teknoloji gelişiyor, bilim gelişiyor. Madem ki orada bir milli varlığımız var, altın var Gümüşhane Köyü'nde. Kardeşim, bunu
teknoloji gelişti 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene sonra belki çok farklı yöntemlerle doğaya, çevreye zarar vermeden çıkarma imkanı olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Peki acelemiz ne diyor? Yani bu Pontit şirketine biz bu kaynağımızı hangi vermek ülke zorunda mıyız? Sayın Başkan, hangi galiba ülke? Kanada kökenli olduğu evet söyleniyor. Şimdi ben şura geliyorum. 100 yıl önce Çanakkale'de 250 bin şehit bu memleketi, bu ülkeyi bizlere, çocuklarına, torunlarına vermek için şehit oldular. Canını hepsine verdi. Biz bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi biz de bizden sonraki nesillere şunu mu diyeceğiz? Çok acelemiz vardı. Kanadalı Pontit'e bunu vermek zorundaydık. Yani o günkü şehitler boşuna mı şehit oldu? Yani beni en çok beni üzen de bu. Yani bugün farklı bir teknoloji yokken ne acelemiz var yani? Acelemiz ne? Acelemiz yani vahşi madenciliği mi? Yani niye acelemiz? Onun için bu konuda biz kararlıyız. Ardahanuç halkı kararlıdır. Asla da bunu kabul etmiyoruz. Artvin yöneticilerinin, Türkiye yöneticilerinin de şu soruya artık cevap vermesi lazım. Bir tercihte bulunması lazım. O tercihte şudur. Ben de yerelde siyaset yapan bir insanım. Artvin'de diyoruz ki doğa, turizm, ekoturizm diyoruz bir yandan. Eğitim şehri olsun diyoruz bir yandan. Bir yandan da maden şehri olsun. Barajlar şehri olsun. Olmaz. Olmaz. Yani biz bir ateşe hem benzin hem su dökerek sonuç alabilir miyiz? Türkiye'de yapılan o. Artvin'e hem benzin dökmüş, yakıyoruz hem de su döküp söndürdüğümüzü söylüyor. İkisi bir arada olmaz. Akla, mantığa terstir. İnsanları aldatmaktır. Türkiye'de küresel ısınma gerçekleştiği zaman diyorlar ki son yeşil Rize ve Artvin. Rize ve Artvin. Son yeşil kalan Rize ve Artvin. Yani diğer yerler zaten o zaman şu son yeşil kalacak Rize ve Artvin'e. Özellikle Artvin coğrafyasına sahip çıkmamız gerekiyor. Yani burada artık hem madenle, hem siyanürle, hem zehirle, hem de ekoturizm olmayacağını bilmemiz lazım. Üniversitemiz bile, Çoruh Üniversitesi bile ekoturizm bir endemik bitkiler için bir nedir uzman üniversite seçildi. İhtisas üniversite önemli bir şey. Türkiye'de de ilk ama yanına siz onun hemen karşısına Cerattepe'de madeni koyarsanız efendim Gümüşhane'de madeni koyarsanız onun adı ihtisas olmaz. Sadece tabelada kalır adı. Sadece tabela. Kimse kimseyi kandırmaz. Artık insanlar birbirini kandırmasın. Lütfen. Lütfen. Yani insanlara zehri verip geçip karşısında çay içmesin kimse. İyi gözleme anıyoruz onları. Yani ben halkıma yalan söyleyemem. Yalan söyleyenlerin peşinden de gidemem. Bütün vatandaşlarımızı uyarıyorum. Devlet yetkililerimizi uyarıyorum. Bu çıkacak madenin de zaten çok ülke ekonomisine de efendim bölge ekonomisine de çok büyük katkı getirdiği de yok zaten. Biz yapıp sularımızı satmak yerine sularımız yani bir hazır suyun tonu bizde suyun tonu 5 lira hazır suyun tonu 30 bin lira falan. 5000 lira. Yani şimdi biz sularımıza sahip çıkalım, doğamıza sahip çıkalım, insanımıza sahip çıkalım. Bizim varlığımız, bizim turizm gelirimiz fazlasıyla yeter. Maden en fazla çıkacağı 10 yıl diyorlar, 15 yıl diyorlar, 25 yıl olsun. 25 son, yıl sonunda bitecek, onun tozu, toprağı, posası, zehri kalacak. Ama turizm, insan, çevre, doğa milyonlarca yıl devam edecek. Hangisi daha akıllıca? Soruyorum. Hangisi daha akıllıca? Yani 25 sene sonunda bitecek bir şey mi? Çok daha uzun yıllar faydalanacağımız, bölgenin faydalanacağı değerler mi? Onun için bu hesapları bir kez daha yapmamız gerekiyor. Bizim de buna karşı olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.
sizlerin de, değerli basınımızın da bugün bizlerle beraber oluşundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen, dinleyen çok değerli hemşerilerimize de Ardanış'tan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Sayın Başkan, şimdi 13 Nisan'da